Merhaba arkadaşlar. 1 Temmuz Cuma akşam Amerika Belmont yarışları var. 9 koşulu program var. Çok da yedek safkan var şu anda. Muhtemelen epeyce fazla çıkan atlar olacak. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. Maiden koşu 1600 metre kum pistte Hepinize bol şanslar diliyorum. Öncelikle buradaki benim favorim 5 numaralı Dance for Bourbon olacak. Sonra 7 numaralı Rose. 4 numaralı To Sweet To Be Sure ve 6 numaralı Ice Cream Sandal'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Oldukça zor bir koşu, satış koşusu. 20 bin dolara satış, satışa sunulacak safkanlar. E, sıralama sıralamam 5, 7, 4 ve 6 arkadaşlar. İkinci koşu dişilere ait sat, e, şartlı koşu 1600 metre çim pistte. Ve satış koşusu aynı zamanda 40 bin dolara safkanlar satışa sunulacak. Burada 7 numara safkan epeyce favori şu anda. %37 oyun oynanma oranı var. E, performansına baktığımızda ise Woodbine'da büyük yarışlarda koştu. Sonra Amerika'ya geldikten sonra da e, ikincilik yaptı ilk yarışını. Ve düşük ikramiyeli bir koşuda koştu. 13 bin dolarlık bir koşuda ikincilik yaptı bana pek güven vermedi dolayısıyla yanına ben safkan önereceğim. 7'nin ilk rakibi 3 numaralı Jasmine Suki. Sonra 2 numaralı Var Kone ve 8 numaralı ekürülerden 8 numaralı Choose Happens. Dördünü de ayırmadan yazmanızı öneririm. 7 3 2 ve 8 ikinci koşuda benim tuttuğum safkanlar arkadaşlar. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak Meydin satış koşusu 1700 metre kum pistte. Burada da safkanların satış fiyatı 50 bin dolar. Ee, burada iki safkan arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Öncelikle 4 numaralı No Code ki şu anda %58 oynanma oranına sahip bir safkan. Yanına bir rakip önereceğim. O da Javier Castellano idaresindeki 2 numaralı Zuzu Dini olacak. Bu sene koştuğu iki yarışta da daha üst ikramiyeli yarışlarda koştu. Bugün için bu grubu geçebilir. Yazmadan geçmeyin derim. Ben 4 ve 2 diyorum arkadaşlar. Belmont Park'ta dördüncü koşuyla ikinci altılı Ganyan başlayacak. Şartlı bir koşu 1700 metre Çin pistte. Ve burada Krakow ekürüsünün safkanı var. 2 numaralı Frontman gönülden başarılar diliyorum ki zaten son zamanlarda e, çok formda e, Mertkan Kantarmacı'nın antren ettiği safkanlar çok formda. E, burada e, 4 tane şu an yedek safkan var. 3, 7, 9 ve 13 numaralı safkanlar şu anda yedek. Muhtemelen e, 4-5 tane at çıkacak buradan diye düşünüyorum. Benim önceliğim eğer koşarsa ya 13 ya 1 çıkar diye düşünüyorum. o Koşarsa 13 veya 1 de zaten son 3 yarışı ikincilikle yaptı. Tamamladı. Benim favorim 13 numaralı e, Rico Hit olacak. Flavin Pratt idaresinde. Sonra 6 numaralı e, Montatum. İkinci önereceğim Safkan. 10 numaralı. Riklis Spirit, Louis Saez idaresindeki tapit temsilcisi. O da bu sene bir kere koştu. Rahat bir koşuyla üçüncülükte tamamladı. Bugün için daha iyi koşmasını bekliyorum. Sonra iki numaralı Frontman, e, Krakow ekürüsünün safkanı. Ve son olarak da 5 numaralı Catch That Party. E, benim sizlere önereceğim safkanlar sıralamam 13, 6, 10, 2 ve 5 arkadaşlar. Beşinci koşu iki yaşlı tayların maiden koşusu zaten koşan burada iki tay var ki beraber koştular. 3 numaralı e, Alkazaba Avrupa orijinli e, safkan bir kere koştu. E, Çin pistte kayıtlıydı ama hava muhalefetinden dolayı kum pistte alındı yarış ve e, çok da e, önemsemedi yarışı çok gerilerde takip etti ama sonlarda ki etkili sprintiyle yarışı yine üçüncülükte tamamladı. Bugün çim pistte koşarsa yarış çok fazla şanslı olacaktır. Yarışı kazanmaya çok yakın. Yanına bir rakip önereceğim. Biraz sürpriz de şu anda dördüncü, beşinci at olarak gözüküyor. 10 numaralı Fantastic Again, John Valeskes ile son hazırlıklarını Kenland pistinde tamamladı. Ve gayet iyi hazırlıklarla gelecek yarışa. Öncelikle 3 numaralı Alkazaba tekte yazılabilir ve yanına ben şablonuma 10 numarayı yazdım. 3 ve 10 diyorum 5. koşu için. Ki burada 11 numarada şu anda yedek muhtemelen çıkacaktır 11 numara. Onu da söyleyelim. 6. koşuya geldiğimizde 1. altılı ganyan da sona yaz. Saat 22.34'te başlayacak. Yine maiden bir koşu 3 yaşlı tayların. 1300 metre kum pistte meydandan çıkmak için koşacaklar. Koşmuş da iki safkan var. Diğerleri ilk kez koşacak. Ben 3 safkan çıkardım. İlki 3 numaralı Empire Hope benim favorim Flavin Pratt ile. Sonra 4 numaralı Hudoland. O da bir kere koştu. ikincilikle tamamladı yarışı. Son olarak da Joel Rosario idaresindeki 7 numaralı Tizi in the Sky. Son hazırlıklarını e, bu pistte yaptı ve son e, iki galop özellikle çok iyi çok dereceli galoplarla gelecek yarışa onu da muhakkak yazalım. 3, 4 ve 7 yeterli olacaktır. E, yalnız 6 numaralı Twilight Dream'e baktığımızda e, çok pahalı bir safkan. 2019 yılında 775 bin dolara satın alınmış bir e, curling yavrusu. Erken bahislerde de pek verilmiyor. Ee, bilmiyorum ben de şablonuma yaz, yazmadım. Hiç tutulmuyor. Ee, muhtemelen e, ilk yarışlarında pek fazla sıkıştırılmayacaktır. Sonraki yarışlarında iyi bir at olacağını düşünüyorum 6 numaranın ama bugün için şablonumda yok. 3, 4 ve 7 diyorum 6. koşuda. 7. koşu 1300 metre mesafede kum pistte koşulacak. Şartlı koşu 1 numarayla 8 numara ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da iki safkan e, ön plana çıkıyor. Bana göre öncelikle 5 e, numaralı Capon Dylan Davis idaresinde ve 2 numaralı e, Unike e, benim sizlere önereceğim safkanlardır. Tabi burada e, aşağı yukarı sur direkt 53 oynanmış bir safkan var. 3 numaralı Cent e, Sebili e, bugün için e, bilmiyorum kazanacağını düşünmüyorum. Ben şablonumu almadım. Özellikle 2 numara daha yüksek ikramiyeli yarışlarda koştu ve çok düşük kanyanlarla koştu. E, Joss Ortiz idaresinde muhakkak yazalım. Ben 2 ve 5 diyerek geçiyorum burayı. Belmont Park'ta 8. koşu opsiyonel satış koşusu. 2000 metre çim pistte koşulacak. <laughs> 4 e, safkan arasında geçmesini bekliyorum. E, 4 numaralı e, kuru mata ne kadar %71 e, oynanma oranına sahip olsa da ben bu seneki yarışlarını beğenmedim. Düşük klaslarda koştu. Ee, o da bir Avrupa orijinli safkan ve e, ekürü de çok e, başarılı bir ekürü. Ama ben ben ikinci ikinci değerlendirmeme yazdım benim önceliğim e, Fraven Prend idaresindeki 9 numaralı Aviano olacak. Sonra 4 numaralı Kurumata, 6 numaralı e, Bluegrass Parkway ve son olarak da 2 numaralı Tiburus Markurus benim sizlere önereceğim safkanlar olacak. Sıralamam 9, 4, 6 ve 2 arkadaşlar. Amerika Belmont Park'ta son koşu gece 00.12'de başlıyor. 1200 metre Çin piste şartlı bir koşu. Burada da 13 numaralı safkan şu anda yedekte. Muhtemelen daha da fazla safkan çıkacak. Zaten e, şablonum da oldukça yüksek. Birinci altılı Ganyan şablonum yaklaşık 100 lira. İkinci altılı ganyan şablonum şablonumda yaklaşık 50 lira. Ama dediğim gibi şu anda bir sürü yedek at var. E, çıkan atlar olacak muhtemelen. 13'ün biraz da e, fazla yazdım şablonuma. E, son ayakta iki safkan önereceğim. İlki Côte d'Ivoire idaresindeki iki numaralı Brief Pub olacak. Sonra da e, Trevor McCarthy idaresindeki İn Tomişev temsilcisi 11 numaralı stand up burası için yeterli olacağını düşünüyorum ki oldukça zor bir koşu son ayaklar genelde zor zaten birbirine yakın performanslara sahip safkanlar var ben 2 ve 11 yeterli olacağını düşünüyorum ve bitiriyorum lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar beğeni yapmayı keza yine beğeni yaparsanız memnun olurum bol şanslar diliyorum görüşmek üzere